Nice zengin adam, mal mülk biriktirmiş adam sabah uyandığında bir depremle Allah onun elindeki bütün malı onun elinden almıştır. Şu işi de bitirirsek yeni bir ev alırsın, bu işi de bitirirsek arabanın modelini değiştirirsin. Büyük, tamam, şu an oturduğun evi büyük oğlana bırakacaksın ama küçük kız ne yapacak? Yarın öbür gün ona da bir tane ev almak lazım. Ona da geride bir şeyler bırakmak lazım. İnsanoğluna altından bir vadi verilse ikincisinin olmasını da ister. Çünkü onun ağzını topraktan başkası doldurmaz diyor Allah Resulü. Yani kazmaya, küreye toprağı koyup onun üstüne attıklarında toprak ağzına girdiği gün kardeşlerim, İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki يَكْبُرُ بْنِ آدَمَ وَيَكْبُرُ مَعَهُ اِثْنَانِ İnsanoğlu yaşlanır, insanoğluyla beraber de iki şey hep yaşlanır. Yani hiç insanoğlunu terk etmez, hep insanoğluyla beraberdir. حُبُّ الدُّنْيَا وَتُولُ الْاَمَلِ Birincisi dünya sevgisidir, ikincisi uzun vadeli planlar yapmaktır. Yani bu iki şey hiçbir zaman insanı bırakmaz. Hatta bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki genç olan birinin kalbi iki şey üzere yaşlanır. Bunlardan bir tanesi dünya sevgisi, bir tanesi de kişinin uzun vadeli sürekli bir şekilde planlar yapmasıdır. Bir insan niye uzun vadeli planlar yapar? Sürekli geleceğe dair yazar çizer. Oysa kadere iman etmiş biri, her şeyin Allah'ın dilemesi ve planlamasıyla olduğunu bilen biri günle ilgilenir. Yani bugün Allah benden ne istiyor, ben ne yapabilirim der. Yarın zaten Allah'ın elindedir. Nice zengin adam, mal mülk biriktirmiş adam sabah uyandığında bir depremle Allah onun elindeki bütün malı onun elinden almıştır. Suriyeli zenginler. Milyar dolar paralar biriktirdiler, savaş çıktı, bir sabah bir uyandılar, ekmeğe muhtaç hale geldiler. İnsanlığa ekmek dağıtan adamlar, ekmek sıralarında ekmek dilenmeye başladılar, ekmek istemeye başladılar. İnsan bunu bildiği halde niçin sürekli geleceğe dair planlamalar yapar? Çünkü şeytan sürekli insana vaat eder. Şeytan sürekli geleceğe dair insanın kafasında planlar çizer. İnsan aslında şeytanın çizdiği planlara itibar eder. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا Şeytan sürekli insana vaatlerde bulunur diyor Allah. Sürekli insana temennilerde bulunur. Şu işi de bitirirsek yeni bir ev alırsın. Bu işi de bitirirsek arabanın modelini değiştirirsin. Büyük, tamam, şu an oturduğun evi büyük oğlana bırakacaksın ama küçük kız ne yapacak? Yarın öbür gün ona da bir tane ev almak lazım. Ona da geride bir şeyler bırakmak lazım. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ Sürekli bir şekilde vaat verir ve temennilerde bulunur. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا Şeytan onları aldatmaktan başka bir şey yapmıyor diyor Allah Azze ve Celle. Şeytan seni aldatıyor. Çünkü senin kafanda kurduğu planlar Allah'ın iznine tabidir. Allah izin vermezse yaprak dahi yerinden oynamaz ki senin kurduğun planlar, programlar yerine gelmiş olsun. İkincisi dünya sevgisidir. Eğer bir insanı şeytan dünya sevgisi ile aldatabilirse zaten kalbine Allah tarafından yerleştirilmiş olan bir sevgi olduğundan ötürü o insanın tekrar toparlanması, kendisine çeki düzen vermesi mümkün değildir. Onun için Allah sürekli Müslümana ver ey Müslüman diyor, ver. Elinde tutma diyor. Paylaş, dağıt, infak et, tasadduk et diyor Allah Azze ve Celle. Niye? Kalpler mala esir olup mal ile Allah'a ortak koşmasınlar diye. Kalpler mal konusunda Allah'a şirk koşmasın diye. Şeytan ise sürekli sana gelir, senin yanına gelir. اَشْشَيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَىٰ Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor ve size kötülüğü emrediyor diyor Allah Azze ve Celle. Sürekli sana şeytan gelir. Tamam, şimdi vereceksin de yarın peki bir hastalık olsa ne olacak? Hadi tamam, ver, dağıt. Muhtaç insanlar var, infak etmen lazım. İnfak ettin. Ya yarın oğlan yolda giderken bir araba çarpsa, oğlan düşse hastanelik olsa, hastane dese ki 100 bin lira ameliyat masrafı var. Akıllı bir Müslüman der ki Allah seni kahretsin, Allah sana lanet etsin, zaten öylesin de. Yarın arabanın bana çarpıp ölmeyeceğimin garantisi var mı? Böyle bir hayat inşa edilir mi? Ya araba sana çarpsa, ya hastaneye gitsen, ya 100 bin lira sana masraf çıkarsalar. Böyle bir hayat mı olur? Ama şeytan sürekli seni fakirlikle korkutur. Yarınlarda yaşanabilecek fakirliği sana söyler.
ve seni Allah'ın dini için, mazlum olan insanlar için infak etmekten alıkoyar. Müslüman ne yapacak kardeşlerim? Müslüman iki şeyle Peygamberimizin bahsettiği bu fitneden kendisini muhafaza edebilir. Birincisi, kısa vadeli planlar yapacak. Ölümün insanın ensesinde olduğunu ve her an ölümün insanın planlarına, programlarına bir darbe indirebileceğini bilecek. İstiyorsa, bazen unutuyorsa mezarlıklara gidecek. Unutuyorsa hastanelere gidecek. 20 yaşında, 25 yaşında hayatının baharında insanların nasıl ecel geldiği zaman ecele teslim olduklarını kendi gözleriyle görecek. Yani o hatırlayamıyorsa kendisine hatırlatan bir şeyler bulacak hayatına. Ölümü yakın hisseden adam uzun planlar yapmaz. Ölümü yakın hisseden adam uzun planlar yapmaz. Ölümü uzak gören adam planlar kurar da kurar. İkincisi, malın saltanatından kurtulmanın tek bir tane yolu vardır. Malı Allah yolunda infak etmektir. Düşünmeden, hesap plan program yapmadan malı kişinin Allah yolunda infak etmesidir. Kardeşlerim, dünya sevgisi tuzlu su gibidir. Nasıl tuzlu sudan içen adamın susuzluğu gitmez? İçtikçe daha fazla susuzluk hisseder. Ve siz hiç deniz suyu içip de susuzluğunun gittiği bir adam gördünüz mü? Göremezsiniz. Dünya sevgisi de böyledir. Hedef 4 tane ev almak dersin. 4 tane evi aldığında 8 tane evi olan adama bakarsın. Edersin ya, 8 tane olsa fena mı olur? Hem yarın Müslümanların ihtiyacı olur. 4'ünü satarım. O 4'üyle de Müslümanlara infak ederim. Hak getire. Böyle diyen adamlar Müslümanların en zor zamanlarında ceplerinde akrep olan, elleri ceplerine gitmeyen adamlardır. Çünkü bunlar bir defa tuzlu suya ağızlarını koymuş ve kana kana içmişlerdir. Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte buyuruyor ki: "Lev kana li ibn Adem vadiyan min zahabin la habba an yakuna lahu vadiyan ve len yemla'a fahu illa turab ve yetubu Allahu ala men tab." İnsan oğluna altından bir vadi verilse ikincisinin olmasını da ister. Çünkü onun ağzını topraktan başkası doldurmaz diyor Allah Resulü. Yani kazmaya, küreye toprağı koyup onun üstüne attıklarında toprak ağzına girdiği gün dünyanın hakikatini o zaman anlar. Bilir ki dünya geçicidir, dünya boştur. Ama bunun dışında insanoğlunun ağzını bir şey doldurmaz, ama Allah Resulü yol gösteriyor. وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابْ. Kim tövbe eder, dünyayı ilah edinmekten, dünya için yaşamaktan, dünya için koşturmaktan kendisini kurtarmak isterse, Allah şüphesiz ki tövbe edenlerin tövbelerini kabul eder. Onları tövbeye muvaffak kılar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları anlatırken bir grup insanın mala kul olduğunu söylüyor. Dedik, buyuruyor ki: "Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu katife ve ta'isa abdu khamisa." Dinarın kulu helak olsun, dirhemin kulu helak olsun, kadifenin kulu helak olsun. Yani elbiseye tapan insanlar var. Giyime kuşama tapan insanlar var. Helak olsun. Ev eşyasına tapan, hamiseye tapan insanlar var. Helak olsun onlar, diyor aleyhissalatü vesselam. Peki soru şu: ne yaptığı takdirde bir insan paraya, eşyaya, elbiseye kul olur? Allah'a kul olmanın dışına çıkar. اِذَا اُعْطِيَ مِنْهَا رَضِي وَاِلَّمْ يُعْتَ مِنْهَا سَخِتْ. Kendisine ondan verildiği zaman mutlu olur, razı olur. Kendisine ondan verilmediği zaman öfkelenir, isyan eder, kızar. Asla yanına yaklaşamasın. Para kazandı mı? Keyfine diyecek yoktur adam. Ama para kazanmasın, işler yolunda gitmesin. Allah Rezzak'tır. Dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Hak getire böyle bir şey. Öfkelidir. Yanına yaklaşamazsın. Trafikte kavga çıkarır. İnsanlarla sorun çıkarır. Niye? Çünkü ilahından uzak kalmıştır. Namazdan uzak kalan bir Müslümanın çektiği sıkıntıyı, maldan uzak kalan, malın kulu olan bir adam da aynısını çeker. Onun için eğer bir insan mal ile ilgili Kur'an'ın ve sünnetin emirlerine riayet edip kendisine çeki düzen vermezse, nihayetinde ona kulluk yapmaya, ona köle olmaya mahkumdur. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza eylesin.